Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eren. Bugün Last of Us'a devam ediyoruz. Arkadaşlar geçenlerde ben 19 dakikalık bir bölüm çekmiştim. O bölümü yükleyemediğim için sildim çünkü video çekemiyordum. Ondan dolayı bu bölüm tadımlık 6-7 dakika falan sürecek. Bu arada L3 ile yukarı gösterdi, oraya çıkmak için merdiven lazım. Alalım şu merdiveni. Bu arada bu ses kaydı. Videoya ses kaydı ekliyorum. Ondan biliyorum yani. Bir de Last of Us'ı bir kere bitirdiğim için nerede ne var olduğunu biliyorum. Bir de bölümün bazı yerlerini keseceğim. Yani durduracağım. Çünkü onu da yine o kadar uzun sürerse atamam YouTube'a. Ve çektiğim yerde biraz arkada çok güneş olduğu için, bir de hava aydınlık olduğu için bayağı yansıma yapabiliyor. Adamlar var orada. Şimdi ben bu makasla konserve bombasını yapıyorum burada. Makasla konserve bombası falan işte. Attım buraya 2 tane. Çifte patlama. Şimdi bekliyorum orada. Arkadaşlar burada kamerayı ayarlıyorum. Ayarlar falan. Oyun ayarları. Ben bu oyunu uzun süredir oynamadığım için böyle nişanlamayı falan artık eskisi gibi yapamıyorum. Nişan kilitlemesini açtım. Bir de bu pompanın mermi şey çok kötü ya. Mermi şarjörü falan. Şarjör. Dilim dönmedi. Bu arada uzun süredir oynamadığım için artık aksiyon sahnelerinde falan böyle çok korkak oynuyorum. Çok heyecanlı çünkü. Last of Us'ın devamı için 15 like bekliyorum ya da ne kadar gelse gelsin, ben bu seriyi seviyorum. Last of Us güzel bir oyun. 12. Arkadaşlar bu bölüm dediğim gibi tadımlık bir bölüm. 7 dakika falan sürecek. Ya gerçi mermilerimin o kadar az kalmasına inanamadım ya. Çok. Burada ok nişan kilitlemesini açmama rağmen ok adama bulmuyor, görmüyor. Ben de burada sinirleniyorum ve oku değiştirip pompalı alıyorum. Aslında öbür yakın menzilli pompalı daha güçlü ama uzaktaki adamı çok kötü vuruyor. Etkisi azalıyor. Mesela yakındayken daha iyi. Mermim çok azaldı. Burada elim ayağıma karışıyor. Aslında bu videoyu ses kaydı yapmamın sebebi şu. Arkadan böyle bizim yanımıza yeni bir komşu taşındı ve anneannem biz yazlıktayız şu anda ve televizyon sesleri falan geliyor. Eğer İstanbul'da olsam aslında arka odada oynayabiliyordum mesela. Hiç. Mesela arka odaya kapıyı kapatıyordum. Eymen de bazen oluyordu. Çekiyorduk beraber. Bu arada açıklamaya 2-3 kanal bırakacağım. Gidip bir bakarsınız. Burada yine biraz kestim. Yine yansıma oldu. Çünkü karanlıkken arkadaşlar bu oyun bazen karanlık olabiliyor oyun içinde falan. Ondan yansıma yapıyor. Bunun için kusura bakmayın. İstanbul'da olsa daha iyi olabilirdi. Burada tabii televizyon küçük bir de. Ve kapının hemen dibi olduğu için. Bayağı
Hem ses hem de yansıyor. Yansıma olabiliyor. Şimdi burada durdurdum. Kestim buraları falan. Dikkatlice ilerliyorum. Arkada merdiven var. Koşuyorum burada. Ve asansör. Asansörleri hiç sevmem. Ne zaman bilsem hep kalırım. Yalnız bizim Joel da ne güçlü adam ya. 47 yaşına falan. Ya da yaşını unuttum. Eski videolarımı izlersen ben mesela Joel'un yaş değişimini yapmıştım oyunda. İzlersen belki yanlışımı düzeltirim ama ben 47 yaşında diyebiliyorum. Şimdi buraya çıkmamız lazım. Yalnız öyle zıplamasaydık iyiydi ya. Yani 20 yıldır çalışmayan bir asansör ne kadar sağlam olabilir ki? Bir de avcı apartmanındasın yani. Avcıların ele geçirdiği bir apartman. Asansörle aram kötü. Last of Us'ta da benim asansör fobime değinmiş. Yani neden ya? Neden? Joel o kadar şeyde zıplamasaydım ben. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Last of Us'ın devamı için like atmayı unutmayın. Bay bay.